Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber okulumda beginimi geçireceğim. Okula gittiğimde ilk dersim kitap okuma saati. Kitap okuma saatinde öğretmenlerimizle beraber işte herkes kendi okuduğu kitabını açıyor ve yarım saat boyunca kitaplarımızı okuyoruz. Daha sonra kahvaltıya çıkıyoruz. Sonra gerçek derslerimiz başlıyor. Normalde okulumuz 9.30'da başlıyor ama kitap okumak çok önemli olduğu için öğretmenlerimize kitap okuma saati koymuş başa. Yarım saat kitabımızı okuduktan sonra kahvaltıya çıkıyoruz vesaire vesaire vesaire. Onları da zaten okulda göreceksiniz. Şimdi benim servisim var. Ben hemen şöyle maskemi takıyorum. Okula servisle gidiyorum bu arada ben. Hemen şöyle taktım maskemi ve gidiyorum. Bay bay. Bay bay oraya. Arkadaşlar Zeynep'in servisi geldi ve biniyor. Gördüğünüz gibi. Ben de şimdi araçla gideceğim okula. Belki çekimlerde bana ihtiyacı olur. Bu arada hepinize günaydın. Arkadaşlar ben okula çoktan geldim ama Zeynep henüz gelemedi. Şu anda okulun içindeyim. Asansörle yukarı çıkıyorlar okuma salonuna. Evet. Şunlardan birisi Zeynep olmalı ama hangisi bilmiyorum. Evet, el sallıyorlar. Zeynep de orada. Evet, Zeynep'in arkadaşlarıyla birlikte Zeynep'i bekliyorduk burada. Günaydın hepinize. Zeynep hoş geldin. Seni bekliyordum okula. Senden önce geldim. Aferin. Aferin bana değil mi? Servis çok doluydu ama. Ya yoğun muydu? Şimdi Zeynepler kitap okuma salonunda kitap okuyacaklar. Şuradan göstereyim ben kitap okuma salonunu. Daha önce Zeynep'in yeni okulum videosunda ben burayı göstermiştim. Armut koltukları. Burada gerçekten çok güzel kitap okunur diye düşünüyorum. Arkadaşlar Zeyneplerin odasına girdim. Şu anda kitap okumaya başladılar. Armut koltukta odada. Tabii sosyal mesafeye ve hijyene de dikkat ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi onların dikkatini dağıtmayayım ben. Size 2 dakika kitap okuduklarını göstermek için girdim. Hemen çıkıyorum. Evet arkadaşlar Zeynep okuma dersinden çıktı. Evet. Kitap okuma dersinden. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Evet. Göremiyorum. Göremiyorum. Ben de çok yakın çekmişim. Evet çünkü kamera yakın çekimdeymiş. Acaba. Fazla yaklaşmayın kapıya, kapı kapansın. Evet hocam bastım. Tamam. Ya bak aşağı. Şimdi aşağı iniyoruz. Zeynepler kahvaltıya gidip gelene kadar onları bekleyeceğim. Asansörü çekmedik değil mi? Buradan 5 kat aşağı ineceğiz arkadaşlar. Okuma salonundan sınıf katına. Oradan da kahvaltıya. Hop indik ve duvarla karşılaştık. Ben şimdi kitabı sınıfa bırakacağım. Daha sonra İrem'i bekleyeceğim. İrem'le beraber kahvaltıya gideceğiz. Tamam bakalım hadi. Ben de sizi bekleyeyim burada kahvaltıdan gelene kadar. Şimdi kahvaltıdan çıktık ve derse gireceğiz. Bugün siz çok istediğiniz diye bu videoyu çekiyoruz. Bunu da unutmayın. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Dersten sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda Zeynep derste. Derste olduğu için şöyle size sınıfı uzaktan göstermek istedim ben. Şuradalar, ders görüyorlar. Teneffüste sizinle birlikte olacak Zeynep. Şimdi fen dersinden çıktık, teneffüse girdik. İlk olarak İrem'i tanıtacağım. İlk olarak size İrem'i tanıtacağım. Bu İrem. İrem yansı kirlenmiş. Kaç yaşındasın? Yaşımı biliyorlar bence. İrem İdecioğlu. Evet, bu kadar. Bu kadar da İrem'i tanıyoruz. Burada Nazan İrem var. İrem Instagram hesabında. Burada Nazan var. Nazan sen kendini tanıt. Merhaba, ben Nazan. Bunu koyayım. Burada iyi taktırıyor. Burada Abdullah var. İrem tekrardan geldi. Şurası çok güzel. Şu ağaç, bir de şu ağaç çok güzel. Neden bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. Normal böyle. Ben de burada oturuyorum. Seninki ne ki? Tam burada oturuyorum. Buradayım ben. Kaç dakikamız kaldı? Bitti mi? Ders mi? Şimdi dersin başlamasına az kaldı. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Ne oldu? Şimdi dersin başlamasına az kaldı. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Şöyle derse gireceğiz. Artık bize bir dahaki kamerayı açışımda görüşmek üzere. Şu anda fen bilgisi öğretmeni laboratuvarda Zeynep'lere ufak bir deney anlatacakmış. Müsaade istedik. Şimdi hep beraber içeri girelim. Evet arkadaşlar, bugün kurumuz ve deneyimiz dişin kırılmasıyla alakalı. Öğlen arasına çıktık. Beraber yemek yemeye gideceğiz. Arkadaşlar Zeynep öğlen arasındaydı biliyorsunuz. Şimdi tenis oynuyormuş arkadaşlarıyla.
Yok, arkadaşlarıyla değil. Arkadaşları oynuyormuş, o seyrediyormuş. Zeynep'cim seni yakaladık. Kim kaçıyor? Aramızda kaçan arkadaşlarımız varmış kameralardan. Gidecek misiniz? Herkes gitti. Tamam o zaman hadi gidelim. Birazdan öğle molamız bitecek ve derse gireceğiz. Şimdi ben sınıfıma gidiyorum. Öyle sınıfıma gidiyorum. Teneffüste görüşmek üzere o zaman. Evet. Hadi sana iyi dersler. Teşekkürler. Evet, Zeynep'e baskın arkadaşlar sınıfta. Ders sonrası. Zeynep süpürgeyle dans ederken. Arkadaşlar bu küçük makinelerde herhalde Zeynep'ler şöyle şeyler yapmışlar ve müthiş toz olmuş. Sizinkiler değil ama yine de sizinkiler değil de hani bunun gibi bir şeyler yapmışlar evet. Dedim. Onun gibi bir şeyler yapmışlar ve onları böyle makine yonttuğu için etrafa toz dökülmüş. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük talaşlar dökülmüş ve yaptıklarını temizliyorlar. Hayır, haftada her listede iki kişi görevli oluyor. Yaptığın... Anladım. Kirlettikten sonra temizliyorsunuz yani. Evet. Aferin size. Hadi kolay gelsin, ben çıkıyorum. Temizliklerine devam etsinler arkadaşlar. Her seferinde iki kişi görevli oluyormuş. Bugün de Zeynep'le arkadaşı görevliymiş. Onlar temizliyormuşlar masayı ve sınıfı. Şöyle minik bir baskın yaptım arkadaşlar. Zeynep'le arkadaşını sınıfı toparlarken ansızın yakaladık. Belki bugün başka baskınlar da yaparız. Ha? Zeynep? Zeynep beni duymuyor şu anda. Camın arkasındayım. Duymaya çalışıyor. Hayır. Baskınlarımı duyamazsın. Evet. Zeynep'i yine arkadaşlarıyla yakaladım. Yine bir baskın daha yapıyoruz arkadaşlar. Kaçanlar var. Kaçanlar var yine değil mi? Video boyunca ben çıktım zaten. Olsun. Sadece sen çıksan da olur da hani öbürleri de görünse güzel olur ama çekiniyorlar herhalde. Kaçtılar ya. Direkt kaçtılar, evet. Baskın bile. Yapacağım yapamıyorum bir türlü. Kaçıyorlar. Hadi bakalım sınıfa mı gideceksiniz? Tamam. Zeynep'e vereyim o zaman kamerayı. Zeynep gel gidelim bunları çekelim. Arkadaşım. Ya nereye gittiler? Tam gel oraya gidelim. Çektim artık. Selam. Ömer artık çıktın. Artık çok geç. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Ben çektim. Oha tamam artık ben YouTuber'ım. Arkadaşlar Zeynep'ler yine derse girdi. İçeride Zeynep'i beklerken çok sıkıldım arkadaşlar. Şöyle yine tekrar bahçeye çıktım ben. Burada çocuklar top oynuyorlar. İleride futbol oynayanlar var. Ay oğlum çok utandım. Ben ikinizi beraber çektim. Ya niye bakıyorsun? Ya hadi. Hocam. Şimdi İngilizce dersinden çıktık ve tekrardan İngilizce dersine giriyoruz. Daha sonra soru çözüm saatimiz var. Onun için kütüphaneye gideceğiz. Zeynep yine derse girdi arkadaşlar. Yine ders çıkışına kadar ben onu kantinde veya bahçede bekleyeceğim. Evet arkadaşlar Zeynep İngilizce dersindeydi biliyorsunuz. Arkadaşıyla evet. Birlikte İngilizce dersinden çıktılar. Teneffüste yakaladım onları. Şimdi soru çözümüne gideceğiz. Cezim gel. Yok yok. Hayır gerçekten gel. Evet, arkadaşları. Evet soru çözüm saatinde de kütüphaneye gidiyoruz. Bir saat, evet orada bir saatimizi geçiriyoruz. Daha sonra da beden dersimiz var. Bahçeye çıkacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi ama ben açamıyorum gözlerimi. Evet çok güneş oraya var arkadaşlar. Gideceğiz. Şimdi Zeynep'ler soru çözecekler sınıfta. Hemen geç kalmayalım o zaman. Hemen gidelim soru çözüm saatini. Geçirmeyelim. Hadi koşun. Kütüphanede mi? Soru çözüm saati kütüphanede mi geçiyor? Evet kütüphanede. Başınıza öğretmen oluyor herhalde değil mi? Evet. Test mi çözüyorsunuz, kitap mı okuyorsunuz? Test çözüyoruz genelde. Ha soru çözüyorsunuz. Tamam. Hadi size iyi dersler. İngilizce dersinden çıktık. Tamam. Hayır onu söyledim aralarıdır. Şimdi kütüphanedeyiz. İkinci yemeğimiz olarak bir tane paprik, bir tane de şeftali meyve suyu verdiler. Burada soru çözeceğiz. Soru çözdükten sonra beden dersine gideceğiz. Beden dersine girerken orayı da size çekerim diye düşünüyorum. Şimdi ben burada meyve suyumu ve kekimi yerken testimi çözeceğim. Çıkışta görüşmek üzere. Arkadaşlar Zeynep'in söylediği gibi de şu anda kütüphanedeler. Kütüphanenin dışarıdan görünüşü böyle. Çok güzel manzarası böyle camlı güzel havadar bir kütüphane. Şu anda hepsi kütüphanede soru çözüyorlar. Başlarında da öğretmenleri var. Sorularını çözüyorlar. Yapamadıkları soru olursa, evet şuradaymış öğretmen gördüm şimdi. Yapamadıkları soru olursa da öğretmeninden yardım istiyorlar. Öğretmeni onlara yardım ediyor. Zeynep'in dersleri aksamasın diye bu videoda ona eşlik ettim arkadaşlar. Yani videonun hepsini Zeynep çekseydi.
şu kısımlarını gösteremeyecekti. O yüzden onun gösteremediği kısımları da ben gösteriyorum sizlere. Şimdi Zeynep buradan çıkınca herhalde beden dersine girecek. Evet Zeynep'cim, hala kekini bitirememiş. Yeni açtım. Yiyip şimdi enerji topluyorsun ki bedene çıkasın değil mi? Ne zaman çıkıyorsunuz bedene? Hemen mi yoksa bir teneffüs arası mı var? Seni bir ziyarete geleceğim bugün ama artık zaman. Konumum var şey artık. Tamam Zeynep'e konum atmışsın, tamam seni ziyarete geleceğiz. Geleceğiz tamam. Nazan da yine bizim oturduğumuz yere yakın bir yerde oturuyormuş. Zeynep'in arkadaşı. İnşallah onu da bir gün ziyaretine gideceğiz. Evet video çekiyoruz. Bedene gidecek misiniz? Heyecanlı evet, mısınız? Evet, seviyor musunuz beden dersini? Evet, bugün de başkanı. Nasıl? Bugün normalde şey beden başkanı o, ben yardımcıyım da dedi. Bugünlük başkan olabilirsin diyor. Şimdi dışarı çıkıyoruz be. Şuraya gidiyoruz. Halı sahaya gideceğiz. Halı saha denmez aslında. Halı saha gibi. Halı saha futbol oynanan yer sonuçta. Evet Zeynepler şimdi beden dersine çıkıyorlar. Onları takip ediyorum ben de. Ben de Zeynep'in sayesinde ilk defa gelmiş oldum buraya. Merhaba, video çekiyoruz. Kaça gidiyorsun sen? Kaça? 4. 4. sınıf, tanıyor musun Zeynep'i? Yok. Tanımıyorsun. Ama arkadaşlarım bahsetmişti. He, arkadaşların anlatmıştı. Sen de gelmek ister misin arkadaşım? Cesim çok sevdi. Silüet çek. Evet. Çok sevdim ben, güzel. Şimdi beden dersindeyiz. Sahaya geldik böyle Nazan. Nazan'la beraber oturuyoruz. Evet. Beden dersini beden dersini işleyeceğimiz sahaya geldik. Şu an Nazan ağır bir top darbesi aldı. Çok iyi oldu canım. Nazan iyi misin kardeşim? Hayır. Hayır yazık sana. Bir şey değiştirir mi? Peki. Bu beden dersinde ne yapacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorum ama büyük ihtimalle yine koşu yarışı yapmayacağız. Beden dersine ilk geldiğimden beri koşu yarışı yapmak istiyorum. Ama hoca hep erteliyor ve hiçbir zaman da yapamıyoruz, tamam mı? Elinde sonunda bir gün o yarış yapılacak ama ne zaman artık bilmiyorum. Bugün olacağını sanmıyorum. Hoca senin videolarını izliyor. Hocam o zaman izliyorsanız buradan size gönderme olsun. Lütfen koşu yarışı yapalım diyorum. Şimdi hoca gelecek ve derse gireceğiz. Artık dersten arada bizi çekerse o zaman bizi görmüş olursunuz. Bir şey yoğurdu şu an, bakar mısınız? Çok büyük. Bir şey, birincisi çok büyük, ikincisi çok... Ay çok korktum. Uçtu gitti. Ay çok korktum şu anda. Aa hoca geldi. Hocamız geldi. Şöyle oyun başlayacak arkadaşlar. Şimdi uzaktan göstermek istedim ben size oyunu. Böyle engelleri aşarak gelmeye çalışıyorlar. Ve yerden top alıyorlar galiba. Ve formayı ilk giyen oyunu kazanıyor. Bakalım hangisi girecek? Evet, sağ tarafta girdi galiba. Şimdi sıra Zeynep'te arkadaşlar. Zeynep diğer arkadaşıyla yarışacak. Bakalım engelleri hangisi aşabilecek? Eyvah eyvah, arkadaşı da bayağı aktif. Bakalım Zeynep mi kazanacak? Ömer de galiba arkadaşının adı. Ömer mi kazanacak? Topu aldılar. Yerine koydular. Bakalım hangisi formasını önce giyecek. Ömer bütün gün kameralardan kaçtı ama en son yakalandı. Allah, Ömer önce giydi. Kim formayı giyerse o top atacak. Gol atacak yani. Bakayım atabilecek mi? Atamadı. Atamadı yani, formayı giyse de yenilmiş oldular arkadaşlar. Bugün boyunca benimle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim okulda bir günüm böyleydi. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.